izleyenler, yanımda Isparta'nın başarılı gazetecilerinden Ferhat Kaya, namı değer Pire Ferhat'la size bugün maçı aktaracağız. Kameramanım Anıl Can Gezik'le birlikte. Evet sevgili izleyenler, bugün Isparta Davras Spor'da bir hayli eksiklikler var. Sakatlıkları süren Mahmut, Deniz, ayrıca kırmızı kart cezalıları Levan ve Ümit de bugün ilk 11'de yer bulamadı ve ayrıca Emrah Sansar da sakatlar arasında yer alıyor. Evet sevgili Ferhat, bugün Isparta Davras Spor karşılaşmasına baktığımızda Isparta Davras Spor'da bir hayli eksiklikler var. Taraftan ilgisi de yok denecek kadar az. Neler söyleyeceksin? Evet sevgili Levent, bu hafta gerçekten Isparta Davras Spor mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor bu maça. Aydın temsilcisini ağırlıyor fakat dediğin gibi eksiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda görülen kırmızı kartlar maalesef sakatlıklarla birlikte bu maça yansımış durumda. Ancak bugün Isparta Davras Spor'un ben özellikle ligden kopmama noktasında bütün varını gücünü sahaya yansıtacağını ve bu maçta mutlaka galip geleceğine inanıyorum. Özellikle hafta içerisinde malum bir teknik direktör değişikliği oldu. Isparta'nın bir evladı Hakan Hoca takımın başına geldi. Bunun moral ve motivasyon açısından da kulübe ve hem de takıma olumlu yansıyacağına inanıyorum. Ve bu haftaki maçtan da mutlaka Isparta Davras Spor'un 3 puan çıkaracağını ve taraftarıyla Isparta'yı şehirle tekrar barışacak, 3 puan alarak zirve yarışından kopmayacağını göstereceğine inanıyorum. İsimde etkili isim. Az önce topu direkten dönen Emrah Ergül var sevgili Ferhat. Bakalım bu pozisyon. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın 22. dakikası, topun gerisinde Emrah Ergül. Evet Emrah, hadi vurduğun gol olsun diyoruz. Emrah'ın bu noktalardan mükemmel golleri var. İnşallah meşe yuvarlak ağlarla buluşur sevgili Ferhat. Evet, herhalde Fatih de topun başında, o evet. Da vurabilir. Bakalım kim vuracak. Emrah vurdu ve son anda korner. Belediyespor karşılaşması da 0-0 berabere devam ediyor. Evet Mustafa Kemal ve gol! Evet karşılaşmanın 50. dakikasında Mustafa Kemal yaklaşık 35 metreden sert vurdu ve meşhur yuvarlak ağlarla buluştu. Isparta Davras Spor bu dakikada golü buldu sevgili Ferhat. Neler söyleyeceksin? İlk yarıdaki evet. Ani baskısını ikinci yarıda da sürdüren Isparta Davras Spor etkili oldu ve Mustafa Kemal'le işte uzaktan şutları denemesini gerektiğini söylemiştim size. Ve Mustafa Kemal o anda topu önünde bularak gerçekten çok sert bir şut vurdu. Çok sert vurdu ve topu ağlara göndermeyi başardı. Gerçekten zaten golün geleceğini artık sezmeye başlamıştık çünkü artık son ikinci yarının üstünden itibaren son özellikle 2 dakika 3 dakikadır Isparta Davras Spor adeta Kuşadası Spor Kalesi'ni avluk altına aldı ve golü Mustafa Kemal'le bulduk. Gerçekten çok güzel bir gol Isparta Davras Spor adına. Artık şimdi çok daha rahatız. Evet. Sevgili artık goller Ferhat. Bekliyoruz. Tamam dedi Kuşadası Spor'la oyuncuyla birlikte. Durmuş. Isparta Davras Spor sağlı sollu ataklarla etkili olmaya çalışıyor ancak Gökhan Koç anlaşmazlığı top kaleci Süleyman'da kaldı. Evet, Isparta Davras Spor bugün gerçekten özellikle sağ kanadı çok iyi kullanıyor. Fatih de oradan çok çok etkili ataklar geliştiriyor. İnşallah bu atakların devamı gelir diyoruz. Mehmetcan, hakem devam dedi. Emrah'tan mükemmel bir pas. Fatih sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fatih vurdu ve gol! Fatih takmasını da attı. Teknik heyetine koşuyor. Isparta Davras Spor 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bravo Fatih. Evet, Isparta. Az önce söylemiştim. Özellikle sağ kanattan çok etkili ataklar geliştiriyor bugün Isparta Davras Spor. İşte o ataklardan birinde Fatih topu yine önüne aldı. Ve farkı 2'ye çıkardı. Ancak Kuşadası Spor savunması araya girdi. Fatih presini sürdürüyor. Kuşadası evet. Sporlu oyuncudan inanılmaz hata Tayyip. Gökhan Koç da oynadı. Gökhan Koç vuruşunda kaleci. Tayyip'in önünde Tayyip ve gol! Isparta Davras Spor'un genç Tayyip. Tayyip.
Evet, genç Yıldız Tayyip beşi yuvarlığa ağlarla buluşturdu. Isparta'nın evladı Tayyip skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 78. dakikası. Thank you.